Burada Lula Lunch gibi varlıklar üzerine konuşmaya çalışacağız. En son veriler de açıklandı ABD tarafında. Genel olarak tabii değerlendirme gayreti içerisinde olacağız. Beğenip abone olmayı unutmayalım. İzleyen herkes muhakkak bunları tabii yapsın. Hem videoyu beğensin hem de kanala da aynı şekilde abone olsun lütfen. Bu tarz durumların hakeza önem payının gayet yüksek olduğunu da böylece unutmamış olalım. Durum böyle. Şimdiden teşekkür ediyorum beğenip abone olanlara. İsterler tabii ki Facebook üzerinden takip edebilir ve veya katıl üyesi de olabilir. Bunların linkleri de açıklamaların en alt kısmında mevcuttur diyerek de altını çizmiş olalım. En son veriler açıklandı. Az önce de aynı şekilde ifade ettik. Biliyorsunuz ki ABD tarafında dünkü TÜFE'nin ardından tabii üfe beklentimiz karşımıza geliyordu. 0,1 olan beklentinin 0,1 üzerinde 0,2 olarak aylık bazda üfe açıklandı. Yıllık bazda ise 1,8 olan beklentinin aksine düşüş yaparak 1,7 olarak açıklandı. İyidir. Yani açıklanan veriler gayet kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Bence gayet ideal. Nasıl diyeyim? Ortalama kabul edilebilir veriler olarak açıklandı. Bu tabii Terra coin'leri de dahil piyasalar için oldukça önemli bir durumlar olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü piyasanın her zaman piyasaların daha doğrusu özellikle globalin istikrarlı olması ve merkez bankalarının tabii artık parayı bırakabilmesi için faiz indirimlerine başlayacağını bilecek olmamız açıklanan veriler doğrultusunda çok çok önemli konulardır, çok çok mühim konulardır diyerek altını çizmemiz lazım. O yüzden dediğim gibi artık ne olmuş oldu? Gözler tamamen bu saatten sonra 18 Eylül tarihindeki Fed'in faiz kararına dikilmiş oldu. 6 gün sonra Fed faiz kararını bu noktada vererek yine önümüzdeki etaba büyük ölçüde ışık tutar vaziyete gelecek diye ifade etmek lazım. Bu 4 yıl aradan sonra tabii ilk kez Fed'in faiz indireceği anlamı taşıdığı için inanılmaz derecede önem arz eden de hakeza bir durum olacak, haberiniz olsun. Devamındaki istikrarla da birlikte tabii ki de kripto paralarda sağlam ilerleme hareketleri olması bekleniyor. Tabii herkes bu konunun önemiyle alakalı takdir edersiniz ki mutabık diyebiliriz. Ne dedik? Terra Classic yükseltme oylaması, token yakma beklentisi doğrudur. Tabii ki şu anda beklenti bu da önemli. Bakın mesela fiyatlama dediğimiz şey de burada tabii çok önem taşıyor her zaman. Çünkü bizim fiyatlama dediğimiz olay, bizim fiyatlama dediğimiz hususun mesela ön fiyatlamanın olması için ne lazım piyasaya? Para lazım. Ve tabii ki risk iştahı lazım. Yani önceden yatırımcı tabii ki her zaman mesela FOMO, FUD gibi olay ve tabirler de tabii ki de buradan şeye çıkıyor. Nasıl diyeyim? Buradan bu konular çıkıyor diye söylememiz gerekecektir. Çünkü halihazırda her zaman içeride paranın yüksek olması eşittir ön fiyatlamanın hızlı olmasına sebep oluyor. Bunlar önemli konular. Bu arada tabii Lunch şu anda hafif düşüş yapıyor. Yani piyasalarda farklı durumlar olabiliyor. İlk etapta BTC sert bir patlama yaptı. Sonra tekrar duruldu falan. Yani kısa süreli hareketlerde tabii ki farklılıklar gösterebilir. Hep söylüyorum olaya geniş perspektiften bakmak lazım. Yani bir saat sonra, 10 dakika sonra işte bilmem bir şey. Yani o vakitlerde ne olacağını tabii ki hani kimse bu şekilde siparişle bilmiyor. Asıl olan şey verinin güzel gelmesi onu söyleyelim ve piyasalara istikrar getirebilecek ve çok ciddi yükselişler
getirebilecek faiz indirimlerinin başlıyor olması olaylara her zaman bu perspektiften bakılması lazım gelir diye de altını çizmiş olalım, haberiniz olsun. Bunları bilerek hareket etmek gerekiyor aslında. Burada ne diyor? Yakın muhabbeti, yakın, tekrar söyleyeyim, hemen değil tabii ki, farklı spekülasyonlar olsa da Ekim ayında gelme ihtimali aşırı derecede yüksek. Yani Ekim'den uzamaz. Bu ayın sonunda zaten çok büyük oranda belli olur. Bu da önemli bir konu. Ayın sonunda zaten dediğim gibi büyük oranda hani neyin ne olacağı, ne olmayacağı belli olur. Burada da bir problem söz konusu değildir. Haberiniz olsun. Sıkıntı yok yani. Tam olarak tabii ki ne kadar yakılıp yakılmayacağı da kesin bir şekilde cevap. Burada da kesin bir şekilde cevap yok. İşte daha önce konuştuk. 250 milyar lunç olacağı söyleniyor. Muhtemel tahminim o şekilde ortalama, benim de şahsi olarak. Şeyin de USDC'in de yine aynı şekilde 1'e yakın yakılması bekleniyor. Bakalım ne olacak, göreceğiz işte. Hayırlısı yani, bekliyoruz. Lunch fiyatlarında yükselişlere yol açtı diyor. Yakın beklentisi doğrudur. Az önce işte şunu söylemeye çalıştım. Bazen piyasa ne kadar sıkı olursa o kadar fiyatlama yapamıyor. Mesela ilk etapta biliyorsunuz şey çok vardı. İşte bazı hani belli kişiler şu şekilde eleştiri yapıyor mesela. Hani diyor ki adam, yani niye işte büyük bir haber vermiyorsun, geliştirme yapmıyorsun. Yakımı zaten geçtim, o ayrı bir mesele de. Yani niye büyük bir haber vermiyorsun tarzı, ya tam da adam eğer ki verirse, ya bir şey yaparsa zaten önümüzdeki potansiyel vakitlere göre düşük kalır. Yani örnek veriyorum, piyasalarda faiz indirimleriyle birlikte bir ortam olsa, şimdi o zaman bunu yapsa bu çok güzel. Ama öyle bir ortam olur ki içerisi çok sıkı olur. Sen ne dersen de fiyatlarda bir etki yaşatamazsın. Mesela etki potansiyeli bakımından 2022'den beri, yani çöküş sonrasından beri olanlar zaten iyi bilecektir. Yani sizlerin de gördüğü üzere zaten sürekli olarak oradaki etkinin, farkındaysanız, rutin bir şekilde sürekli azaldığını gördük yani. Bu tabii ki tesadüfi bir durum değildir. İlerleyen videolarda da yine değerlendirmeleri sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.